Şu an bu klasik girişi yapmayı hiç istemiyordum aslında ve bayağıdır bununla uğraşıyorum. Kameranın arkasındaki gün ışığı falan gitti. Ben böyle tepedeki lambayla video çekmeye çalışıyorum. O yüzden biraz müşkül bir durumdayım. Umarım idare edebilirsiniz. İlk videomda başlıktan da anladığınız üzere aslında biraz sıkıcı görünebilen bir konudan bahsedeceğim. Ama benim için önemli hem de kitap okuyan herkes için önemlidir diye düşünüyorum. Bazen böyle elimizde olmayan sebeplerle ya da elimizde olan sebeplerle kitapları yarım bırakıyoruz. Ve ben bunu uzun zamandır çok fazla yapmışım. Artık kitaplığımda 10-11 tane kitap birikmiş, yarım bırakılmış olan. İnsanlar kitapları neden yarım bırakır, ben neden yarım bıraktım, nasıl tamamlayabiliriz bundan bahsedeceğim. Aslında yani biliyorum biraz değişik bir konu. YouTube kanalı açmaya karar verdiğimde böyle bir fikir asla aklımda yoktu. Kitaplarımdan böyle bu aralar ne okusam diye bakarken şeyi fark ettim. Orada bazı kitaplar var ve onları asla elime atmak istemiyorum. Çünkü vaktinde belli bir sebepten dolayı yarım bırakmışım. Artık beni zorluyor yani tekrardan böyle ortasına kadar gelinmiş bir kitabı ve büyük ihtimalle o ilk yarısını hatırlamadığım bir kitabı başlayıp okumak ilgimi çekmiyor. Bence aynı sıkıntıyı yaşayan başka insanlar da vardır. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Belki benim durumumda olan, kitaplığında yarım bırakılmış kitaplar mezarlığı olan birileri vardı. Birlikte belki devam ettirebiliriz diye düşündüm. Şimdi ben ilk kitabımı anlatarak böyle başlayacağım. Ursula Le Guin'in Mülksüzler adlı kitabı. Şu anda yarım bırakmak üzere olduğum bir kitap. Bunu listeye eklememin sebebi bir hafta 10 gündür ben bu kitabı elime alamıyorum. Fark ettim ki gerçekten yarım bırakmak üzereyim. Onu anladığım anda da bu listenin içine dahil etmek istedim. David Lodge'un Terapi adlı kitabı. Ben bunu 2014 Mayıs ayında falan almıştım ve bir türlü elime alıp okuyamadım. Sonrasında yaklaşık 3-4 ay önce bu kitaba başladım ve aslında soluksuz bir şekilde 234. sayfaya kadar gelmişim. Bu arada ayrıca olarak elektrik faturası kullanmış olma. Yani... Kitabın şu an son 100 sayfasında falanım ama iş hayatı yoğunluğundan diye tahmin ediyorum. Bir şekilde ben bu kitabı kenara bıraktım, orada kaldı. En son dedim ki ben bunu şu an okuyamıyorum. Tekrardan böyle kitaplığa yolladım. Sonra geçen gün işte kitaplarımı kontrol ederken fark ettim ki ben terapiyi bitirmemişim. Bazık'ın Sarasin adlı eseri. Bu aslında 61 sayfalık çok ince bir kitap ve ben buna arkadaşlarım böyle bir kafede beklerken başlamıştım. 10-20 sayfa falan okudum. Yani neredeyse yarısına gelmişim. Sonrasında direkt bıraktım. Eve geldim ve sanki bu kitabı bitirmem gerekmiyormuşçasına bunu tekrar kitaplıktaki yerine koydum ve unuttum onu orada. Şimdi yarım bırakan kitaplar arasına girdim. Ölüm Pornosu adlı kitap. Ben bunu sanırım 2015 yılında falan almıştım ve ilk aldığımda 50-60 sayfa çok böyle merak ederek okudum. Sonrasında yani tahmin ediyorum ki bir sınav dönemi falandı. Kitap okumaktan ziyade ders çalışmam gereken bir zamandı. Bir kenara koydum. Zaten bizim sınav dönemleri bir ay sürdüğü için bir ay geçmişti bile üstünden tekrar kitaplığa döndü. Bu kitabı alma sebebim aslında bir dönem çok fazla yeraltı edebiyatı okumuş bir insanım. O bataklığın içine gerçekten sonuna kadar girdim. Kitaplığımda çok fazla 6.45 yayın evinin kitapları var veya underground poetikler vesaire. Bayağı bir yeraltı edebiyatı okumuştum. Bu kitabı da o yüzden böyle bir merakla aldım. Şu an hala aslında merak ediyorum. Proust'un Albert'in Kayıp adlı eser. Şimdi ben bu kitabı yarım bıraktığım için esasen çok büyük bir utanç içindeyim. Çünkü hem Proust'un çok büyük bir başyapıtı, hem benim için çok kıymetli bir kitap. Alana kadar böyle canım çıktığı bir kitap. İnternette her yere baktım. Kitap evlerine baktım. Kitap satılan, aklınıza gelebilecek her yere baktım. Ve bu kitabı bulamadım. Ve bana kalırsa böyle popüler bir kitap falan da değil. Niye bitmiş, nasıl bitmiş anlamadım. En sonunda ben bu kitabı böyle bir aylık bir çabanın sonucunda elde ettim ve okumaya başladım. Ancak şöyle bir durum oldu. Ben bu kitabı okuduğum dönemde aynı anda 3-4 kitap birden okuyordum. Bu diğerlerin arasında bir tık geride kaldı. En sonunda kendi kendime dedim ki bu kadar okumak istediğim, bu kadar peşinden koştuğum bir kitabın böyle araya kaynaması hoş olmadı. Özellikle bilerek tekrardan kitaplığa bıraktım ki hakkını vererek okuyabileyim. Sıradaki kitabın da aslında Albert'in Kayıp'la çok çok benzer bir hikayesi var. Yine yarım bıraktığım için çok utanç duyduğum bir kitap. Göstersem mi göstermesem mi arasında gidip geldiğim bir kitap ama artık göstereceğim. Huzursuzluğun Kitabı. Bu benim için çok kıymetli bir kitap. Aslında ben bunu bir kere okudum. İkinci okuyuşumda yarım bıraktım. İkinci kez niye okudum derseniz benim okuduğum bütün kitapları alıntı defterime geçirmek gibi bir hastalığım var. Yani öyle bir huyum var. Kitabı okurken böyle sayfa numaralarını bir yere not alıyorum. Kitap bittikten sonra tekrar o sayfalara bakıyorum. Hangi cümleleri beğenmişim, alıntı defterime neyi geçirmek istiyormuşum ve onları alıntı defterime geçiriyorum. Bu kitap da benim için çok önemli olduğundan yine ben bunun böyle alıntı yapılacak olan sayfaların bir yere not etmiştim. Sonrasında o notlar kayboldu. İkinci kez başladığımda da bir takım mücbir sebeplerden dolayı aslında yarım bıraktım. Şu an gerçekten biraz huzursuzluk duyuyorum ama yapacak bir şey yok. Tekrar okuyacağım. Çok severek okuyacağımı da biliyorum. Sadece bıraktığım için hafif böyle kendimi kitaba ihanet etmiş gibi hissediyorum. Bence siz anladınız onu. Bir de bence kitapları yarım bırakma konusunda iki çeşitli insan tipi var. Biri yarım bıraktığı kitabı tamamlamadan asla yeni bir şey okuyamayan insan tipi. Bu insan tipi inanılmaz derecede o kitaba takılı kalıyor ve hayatı boyunca katiyen o bitmeden yeni bir şey okuyamıyor. Benim mesela öyle bir arkadaşım var yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca bir kitaba takılı kaldığı için asla yeni bir şey okuyamadı. Sonunda o kitabı bitirdi de şu an tekrardan okumaya devam edebildi diğerleri. Ben öyle bir tip değilim. Ben
gayet böyle bir kitabı yarım bırakıp tekrardan kitaplığa koyup rahat rahat yeni kitaplar satın alıp ne bileyim yeni aldıklarımı okumaya devam edebilen falan bir tipim. İlk videoda bu konuyu işleme sebebim aslında şu. Şunu istiyorum ya, hani kitaplığımda böyle binlerce kitap olsun ve ben onların hepsini okumuş olayım. Hepsiyle ilgili, yazarlarıyla ilgili, tarihleriyle ilgili falan mükemmel bilgilerim olsun. Bu şekilde böyle mutlu, huzurlu yaşayayım. Ama bu yarım bırakılan kitaplar işte beni engelliyor. Yani gerçekten şey olur ya, bir arkadaşınız vardır, çok yakın bir arkadaşınızdır ama bir şekilde araya mesafe girmiştir, bir şey olmuştur ve aylarca, belki de bir yıl falan görüşememişsinizdir. Sonra bir araya gelirsiniz, o bir yılda ne yaptınız, ne ettiniz, başınıza neler geldi, her şeyi anlatırsınız. Ben onu biraz kitaplarımla yapmaya çalışıyorum şu anda. Bu yarım bıraktığım kitapların hepsini böyle okuyacağım, hepsini tamamlayacağım. Sonrasında o hayal ettiğim insan profiline dönüşmeye çalışacağım. Kitaplardaki bütün kitapları okumamış, hepsini çok iyi bilen, böyle mükemmel bir okuyucu haline gelmeye çalışacağım. O yüzden bunun üzerine eğiliyorum. Şimdi diğer kitaplara devam edeyim. Ben araya biraz girdim. Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın adlı kitabı. 2016'da çıkmış. Ben de zaten çıkar çıkmaz almışım. Şöyle, Orhan Pamuk'un biraz medyatik bir kişi olması sebebiyle bu kitap çıkar çıkmaz bence hepimiz duyduk. Yani biraz olsun kitaplarla ilişkisi olan herkes duymuştur diye düşünüyorum. Her yerde bunun çok güzel eleştirileri, okuyanların neden, nasıl beğendikleri o kadar çok duydum ki gidip direkt ben o kitabı almalıyım dedim ve aldım. Sonrasında ne oldu? Ben ticaret hukuku dersine girdim. Hukukçular şu an onu bildiler. Yani hiç sevmediğimiz bir ders olur kendisi. Özellikle Marmara Hukuk'taysanız böyle bu dersten dolayı okul 2-3 yıl uzayabilir. Öyle bir ders esnasında ben hocayı da pek dinlememekle beraber kitap okuyayım dedim. Hocanın enerjisi artık kitaba mı geçti, ne oldu bilmiyorum. Ben bu kitabı elime aldım. Ders esnasında 20-30 sayfa okudum. Sonra tekrar asla ona dönmek istemedim. Şu an işte ticaret hukukunu da mesela geçtim ve tekrar asla ona dönmek istemediğim gibi işte buna da gerçekten dönmek asla istemedim. Kitabın öyle bir enerjisi var. Kitaplıkta görüyorum. Ne ona dokunabiliyorum ne çevresindeki kitaplara dokunabiliyorum. Hani resmen böyle beni itiyor. En sonunda dedim ki bu kitap bunu hak etmiyor. Yani ben bunu okumalıyım. Şu anda o yüzden bu listenin içine koydum. Diğer kitabım Vertigo. Bu kitabın bence işleyişi, anlatım tarzı, arada böyle bazı fotoğraflar falan var, hatta göstereyim şöyle. Çok standart bir kitap zaten değil. Ben direkt böyle laps diye metroda açtım bu kitabı okumaya çalıştım. Benim hatam bence o oldu. Katiyen kitabın içine giremedim. Hakkını veremeyince de yine ben bunu bir kenara koydum. Dedim ne de olsa sonra okurum. İşte o sonra şimdi geldi. Diğer kitabım Oruç Aroba'nın Olan adlı kitabı. Oruç Aroba'yı bilenler bilir. Yani bence gerçekten çok iyi bir şair, çok iyi bir yazar ve çok severim ben. Vaktinde seri şekilde bir sürü kitabını almıştım ve okumuştum. Bu bir şiir kitabı. Takdir edersiniz ki şiir kitapları roman gibi ya da öykü gibi en baştan başlayıp da hadi ben şimdi şiir okuyorum falan diye okunacak kitap türü değil bence. Genelde ben şiir kitaplarını şu şekilde okuyorum. Başucumda bir komodin var, orada şiir kitabı duruyor. Ben her gün yatmadan önce ya da böyle gün içerisinde şiir okumak istediğimde onu açıyorum. En baştan yine başlayıp okuyorum. Kaldığım yere ayraç koyup devam ediyorum. Bu kitap ise şöyle bir durum oldu. Yazamın yanında bir yere yine koydum ve gereksiz bir romantizme mi kapıldım ne yaptım bilmiyorum. Ara ara böyle açıyorum, herhangi bir sayfasını açıyorum. Oradaki şiiri okuyorum, kapatıyorum. Tekrar yine herhangi bir sayfasını açıyorum. Asla en baştan en sona benim bu kitabı okuma şansım olmadı. Aslında ilgilenmediğim bir kitap değil ama baştan sona okumuş bir kitap da değil. O yüzden bunu böyle bu kitap okuma planım dahilinde yine yatağımın kenarına koyacağım ve en baştan en sona okuyacağım. Az kaldı, şu an son iki kitaptayız. Sondan bir önceki kitabım Kadın Kokusu. Bu kitapta 5 tane filmin aslında incelemesi var. Biraz böyle eleştirel yazılar falan var 5 filme dair. O filmlerde Pulp Fiction, Duman, Köprüüstü Aşıkları, Otomatik Portakal ve Kadın Kokusu. Zaten Pulp Fiction'la Otomatik Portakal ve Kadın Kokusu bu üçü benim çok sevdiğim filmler. Ben de kitabı aldığımda çok büyük bir heyecanla direkt böyle Otomatik Portakal'ın olduğu kısımları, Pulp Fiction'ın olduğu kısımları falan aslında okudum. Ama diğer iki filmin olduğu kısmı okuyamadım. Dolayısıyla en baştan okunması gereken bir kitap haline geldi. Bu da ki zaten okuduğum şeyleri de biraz unuttum. Son kitaba geliyorum. Gelemiyorum. Gelemedim. Bu İzmirler Sanatı Anlamak. Belki şurada bu kitapları anlatırken bazı kitapları ne kadar zor edindiğimi, kitapçılarda bulamadığımı falan söylemişimdir. Ama bu çok başka bir boyuttu. Yani hakikaten bütün internette satış yapan yerlere, bütün İstanbul'daki kitapçılara gidiyorum. Sorduğum anda yok, o bizde yok, yok, o bitti. İsterseniz getirebiliriz falan diyorlar. Ben de getirsinler diye telefon numaramı, mail adresimi falan bırakıyorum. Asla gelmiyor kitap. Çıldırdım. En sonunda ben bu kitabı internetten sipariş ettim ve kargo süreci de bayağı böyle sancılı bir şekilde elime ulaştı. 3 ayda 4 ayda ben bu kitabı edindim. Çok hevesliydim yani bu kitabı aldığım için. Biraz adından da anlaşıldığı üzere sanat akımlarını anlatıyor. Yani böyle basit basit anlatıyor ama hani böyle içeriği çok güzel. Ne bileyim madde madde anlatması çok güzel ama bu kitabın şöyle bir durumu var. Yani bilmiyorum, ansiklopedik bir kitap olduğu için açıp da en baştan hadi bakalım şimdi ben bütün sanat akımlarını öğreniyorum, hepsini ezberliyorum diyemiyorsunuz. Sevdiğiniz bir ressam varsa ya da başka sanata dair bir şey okuyorsanız araştırma tarzında okunabilecek bir kitap. Ben de ilk
aldığımdan beri aslında bu kitapla bayağı bir vakit geçirdim. Ama hep böyle zaten benim sevdiğim belli başlı akımlar var. Onları okuyup duruyorum. İşte sevdiğim ressamları okuyup duruyorum. Bence bu kitabın amacı bu değildi diye düşündüm. Ve en baştan bütün akımları aslında öğrenmek istiyorum. Onu da o yüzden bu listeye ekledim. Şimdi ben bu kadar kitabı anlattım. Peki bunlarla ne yapacağım? İzninizle şu an bu kitapların sayfa sayılarını hesaplayacağım. Ve günde 100 sayfa okursam kaç güne biter gibi bir hesaplama yapıp günde 100 sayfa bunları okuyup bitireceğim. Bu süreci de sizlerle paylaşacağım. Her kitap için bir video çekelim diye düşünüyorum. Şimdi o zaman ben bir sayfa sayısı hesaplaması yapayım. Bir gün hesaplaması, bir planlama yapayım. Gel geleyim. Kitapların toplam sayfa sayısı şu an 2479 etti. Yaklaşık işte 24-25 günde benim bu kitapları bitirmem gerekiyor. Günde 100 sayfa okuyarak. Böyle bir plan yaptım. Bunu yani herkes yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Bir insan neden günde 100 sayfa kitap okuyacak vakti bulamaz? Ben hakikaten anlamıyorum. Kendimi de eleştiriyorum bu noktada. Çünkü sürekli telefona bakıyoruz. Sürekli ne bileyim dizi izliyoruz, film izliyoruz. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Yeri geliyor özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız yolda zaten saatlerimiz geçiyor ve bomboş geçiriyoruz bu vakti. Ben hani eskiden çok ciddi ölçüde kitap okuyan bir insanken artık sürekli kendimi ya çok vaktim yok işte günde 50 sayfa belki okuyabilirim falan gibi konuşurken buldum ve beni inanılmaz rahatsız etti. Söylediğim gibi zaten bu kadar yarım bırakılmış kitabın birikmesi de beni huzursuz etti. O yüzden böyle bir plan yaptım. Bence bu planı yani herkes yapabilir. Sadece yarım bırakılan kitaplar için değil de çok okumak istediğiniz bir türlü bitiremediğiniz bir kitap için de yapabilirsiniz. Bunu böyle videoya dönüştürerek aslında kendi kendime biraz motive etmiş oluyorum. Çünkü sadece kendime değil, burada böyle bir sürü insana söz veriyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bayağı belgeli bir şekilde ben şu an günde 100 sayfa kitap okuyacağımı beyan ediyorum. Bu bence bayağı ciddi bir mesele. O yüzden tamamlayacağımı düşünüyorum. Bu süreçte dediğim gibi her gün vlog çekerek bunları paylaşacağım. Bu arada tabii ki kanalda sadece kitap ya da kültürel şeyler olmayacak aslında. Benim düşündüğüm şey çok daha başkaydı. Ama bu kararı kendi hayatım için alınca videoya çevirmeye karar verdim ve ilk videom bu olmuş oldu. Genelde işte motivasyon, sohbet vesaire ya da sizin istediğiniz şeyler doğrultusunda gelişecek videolar olabilir. Kitap ve film önerisi üzerinden gitmeyi çok istiyorum. Kitap film incelemek çok istiyorum. Çünkü YouTube'da benim takip ettiğim belli başlı yani 3-4 kişi var bu şekilde kitap ve film inceleyen. Onun dışında gerçekten çok fazla böyle izleyebildiğim insan yok açıkçası. Orada kendi kendime gördüğüm bir boşluğu da biraz doldurmak istedim. Artık hayatta her şeyi herkesle paylaşamıyoruz maalesef. Belki işte lisede falan olsaydım ya da ne bileyim her gün bir ortama giriyorum ve çevremde bir sürü insan var zaten onlarla her şeyi paylaşabiliyorum falan gibi bir hayat yaşıyor olsaydım şu anda. Gerçekten YouTube kanalıma açıp da bunları paylaşma gereksinimi duymazdım. Ama haliyle insanın böyle yaşı 20, 22, 23'ü falan geçince her şey oturuyor. Herkesin işi gücü var ve her şeyi herkese paylaşamıyoruz. Ben de bütün bu paylaşımları daha genel bir platformdan yapma kararı aldım. Böylelikle belki birbirimize de destek oluruz. Ve ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Belki böyle buzdolabı gibi, kalıp gibi durmuş olabilirim. İfadesiz olabilirim. Mazur görün, sonradan düzelir diye düşünüyorum. Kanalda neler görmek istersiniz? Bunu, bu işi birlikte yapalım mı? Birlikte sürdürelim mi? Günde 100 sayfa okuma işini falan bu gibi konularda yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada şu an hiç abonem yok. Çevremdeki kimseye kanal açacağımı söylemedim bile neredeyse. O yüzden hakikaten beni desteklemek istiyorsanız, abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.